Dünya dediğiniz abiler, aha şu benim yüreğim kadar. Abiler, hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsak o kadar. Boş verin ötesini, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, dostlarım, herkese selamlar, saygılar. Kamerayı açar açmaz, ne bileyim, yüreğimden geldi bu İbrahim Sadri'nin güzel şiiri, dilimden dökülüverdi. Lütfen kusuruma bakmayın, sizinle de paylaşmak istedim. Görüntülerde gördüğünüz gibi birkaç gündür şiddetli rüzgarlar, hatta fırtına denilebilecek kadar şiddetli rüzgarlar devam ediyor. Bir taraftan bir şeyler uçuşup duruyor, çatılar, bacalar, ahırlar bir an uçacak gibime geldi. Hatta dün gece konteyner şöyle bir sallandı, herhalde dedim gidiyoruz. Lakin hala yerimizdeyiz çok şükür. Bu arada görmüş olduğunuz gibi o kuzuların bölmesini bölmüştüm ya dostlar. Geçen videoda da sizinle paylaşmıştım. Bir abimizin de tavsiyesiyle şöyle baktım ki gerçekten artık gereksiz olmaya başladı. Sökmeye karar verdim. Gerçi kuzulara yem koyarken kuzuları bir tarafa geçirip yemleri koymak için rahat oluyordu ama kuzuların yeri daha da rahat olması amacıyla bir taraftan fedakarlık edeceğiz artık. Sökmüş olduğum bu paletler ileride mutlaka bir yerlere lazım olacak. O yüzden düzgün bir yere koyacağım onları. Bu 5'e 10'larla da evvelden hazırlamaya çalıştığım, bir kısmını da yarım bıraktığım bir yemliğim vardı. Onu tamamlayacağım. Zaten şu an yemlik lazım oldu. Kuzuları ikiye bölünce tek yemlikle idare ediyordum. Bir tarafa bir bu tarafa geçiriyordum. Daha kolay olması amacıyla aklıma geldi. O yemliğimi tamamlayayım. Her iki taraf için de birer tane yemlik olsun düşüncesindeyim. Tabii çok zor değil yemliği o tarafa bu tarafa geçirmek ama bazen gerçekten dakikalara dahi ihtiyaç duyuyorum. İşlerin yoğun olduğu zaman saatler yetmez oluyor. Bir taraftan da işleri basitleştirmek gerekiyor ki çok fazla kendimizi yıpratmayalım. Çünkü yani malumunuz, hep söylüyorum, köy hayatı güzel, keyifli ama bedenen çalışmak ziyadesiyle fazlaca var. Ve insan tabii ki bazen takat getiremediği oluyor. Çivi çantamı ve keserimi aşağıdaki büyük ahırda bırakmıştım. Onu almaya gittim ki anam ne göreyim. Bir ikizlerimiz daha olmuş dostlar. Dostlar, kuzular doğduktan hemen sonra geciktirilmeden yapılması gereken birkaç şey var. Göbek bağı bakımı, ağız sütü, yel dif aşısı. Tabii kuzunun da ağız sütünü alabilmesi için bir de koyunun meme ve süt kontrolünün yapılması gerekiyor. Yel difi de saydım. Veteriner abilerimiz, arkadaşlarımız yel difi çok üzerinde duruyorlar. Yapılması gerektiğini ısrarla tavsiye ediyorlar. Ben de geciktirmeden uyguluyorum. Lakin bunu hiç uygulamayanlar da oluyor. Yani bir zorunluluk değil ama kuzunun sağlığı açısından tabii ki faydası var. Onu da aradan çıkartırsak göbek bağı bakımı açık bir yara gibi düşünün. Öyle açık olduğu için sterilizasyon yapılırsa şeyde tender diyotla veya başka bir koruyucu madde ile mikrop kapmasını önleyecek. Ve hiç geciktirmeden tabii ki en önemlisi ağız sütünü aldırmak.
Dostlar bu Yeldif aşısı kas içine de deri altına da uygulanabiliyor. Aradaki tek fark kas içine yaptığınızda 1-2 saat içerisinde etkisini göstermeye başlıyorsa deri altına yaptığınızda 5-6 saat sonra etkisini göstermeye başlayacak. Lakin bunun etkisini hemen göstermesini istediğimiz bir şey olmadığı için el pratikliği olmayan dostlarımız için, acemi olan dostlarımız için kas içi değil de deri altına yapılmasını tavsiye ediyorum. Kas içi yapılması acemilikte biraz kuzu sağlığı için sıkıntı olabilir ve deri altı uygulaması çok daha pratik ve kolay oluyor. Dostlar, kuzular doğduktan hemen sonra ağız sütünü aldırdım, lakin ikizlerden bir tanesi annesinin memesini buldurmakta güçlük çektiği için yarım saat bir saat arayla tekrar gelip biraz daha içmesine yardımcı olmaya çalıştım. Bu arada tabi yemlik işini erteledim, bir aşağı bir yukarı yapmayayım diye. Buradaki büyük ahırın içerisinde biraz temizlik yaptım. Dostlar işte bunlar da bütün yorgunluğu, uykusuzluğu, kederi alıp götüren görüntüler. Bunlar böyle koşuşturdukça, sağlıkları yerinde oldukça ne stres kalıyor, ne keder kalıyor, ne yorgunluk kalıyor. Canına kurban olduklarım bunlar. Böyle koşuşturdukları zaman dünyayı unutuyorum. Hiç ne keder geliyor, ne kasavet mi diyorlar. Öyle bir şey yani. Her şeyi unutuyorsun. Değerli dostlarım, bu izlemiş olduğunuz görüntülerle birlikte akşamı ettik. Neredeyse sabaha ediyorduk ki işte bu kuyruk sallayan güzel kuzu da dünyaya geldi. Çok şükür sağlığı saati yerinde. Hele böyle ben hiç karışmadan annesinin sütünü içebiliyor ya. Oo, değmeyin keyfime. Tabii akşam doğan ikizlerimiz de burada annelerinin yanında. Hey maşallah. Hey maşallah. Dostlar günün ilk ışıkları belirmeye başladı ama ay hala görünüyor. Tabii ben daha da erken işbaşı yaptığım için güneş henüz görünmemiş olsa da sabah yemleme, otlama işini bitirdim çok şükür. Şimdi kahvaltı yapma sırası bana geldi. Ondan sonra kaldığımız yerden işlere devam. Dostlar şimdi yapmak istediğim yemliğin tekne kısmını daha evvelden hazırlamıştım. Sadece ayakları kalmıştı. Şimdi onun ayaklarını halledeceğim. Dostlar yemlik demişken aklıma geldi. Daha önce bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek istiyorum. Bu işe yeni başlayan veya başlamayı düşünen dostlarımız var. Son zamanlarda bana en çok sordukları soru koyunlara ne kadar, ne sıklıkla yem veriyorsun diye sorarlar. Tabii ki ben onlara cevap verdim ama başka dostlarımız için de fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi dostlar, koyun yemlemesinde bir standart yok. Çünkü koyunun ırkına, kilosuna, mera durumuna, mevsime varıncaya kadar
Birçok faktör var bu koyunun yemleme ve miktarıyla alakalı olarak. Bu arada çivi çakma ile alakalı olarak dostlarımızın tavsiyesini uygulamaya çalışırken ben bu işi artık yavaş yavaş öğreniyorum diye tam düşünürken keseri parmağıma indirdim. Tabii ki canım çok da acıdı. Gidip pansuman yapmak zorunda kaldım. Bazı mesleklerde bu tür el sıkıştırması, ayak vurması gibi şeyler olduğunda ustalık girdi deniyor. Ben de böyle elime ayağıma vura 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 artık bu işte ustalaşacağım inşallah. Tabii elimin bir kısmını inşallah ustalığına kadar sağda solda bırakmam. Dostlar, tekrar yemleme mevzusuna dönecek olursak şunu da belirtmek istiyorum. Hani koyunun ırkından, kilosundan bahsettim ya, mevsiminden bahsettik. Şöyle bir durum var. Aynı cins koyun olsa, aynı kiloda olsa, aynı merada, aynı ahırın koyunu da olmuş olsa, şimdi bir de koyunun gebe mi, boş mu, koç flashing zamanı mı, yani koç katımına hazırlama zamanı mı diye faktörler de var. Yani bu zamanlarda da yemleme şekli ve oranı da değişiyor. Boş koyun için mevsimin durumuna göre az veya hiç yem vermek gerekmezken, gebe koyununuz, kuzulu koyununuz veya flashing yaptığınız, koç katımına hazırladığınız koyunlar varsa tabii ki arttırarak yapılan yemleme şekli de var. Dolayısıyla anlatmak istediğim bu işin bir standardı olmadığı, koyununuzun durumuna göre bu yemleme işini bazı zamanlarda arttırıp bazı zamanlarda azaltmak gerekiyor. Hatta bazı durumlarda hiç vermeseniz bile oluyor. Benim tavsiyem dostlar, eğer bu işte acemiyseniz veya hiç bilmiyorsanız koyuna nasıl, ne kadar yem verileceğini, koyunculuğu yapmak istediğiniz bölgede aynı cins koyunlara bakan koyunculardan sorup öğrenmek en mantıklısı. Zaten bir süre sonra eğer acemiyseniz artık koyunları gözlemleye de aşağı yukarı bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve bu arada gözlemlemekten bahsetmişken, gözlemleme işi çok önemli dostlar. Yani hayvanlarınızı devamlı gözleyin. Hayvan ne yapıyor, ne ediyor, nasıl yiyor, affedersiniz dışkısını bile nasıl çıkartıyor diye gözlemleyin. Ara sıra o dışkısının içerisinde ne var ne yok diye de şöyle bir karıştırın. Gözlemlemek çok önemli. Benim birçok öğrendiğim şey, gözlemlediğimle varmış olduğum kanaatlerin doğru çıktığı. O yüzden gözlemleme çok önemli ve bir süre sonra zaten hayvanların hal ve hareketlerinden, yapmış olduğu davranışlardan, hayvanın aç mı, tok mu, vermiş olduğunuz yem yetiyor mu, fazla mı geliyor, zaten kendiniz tespit etmeye başlayacaksınız. Yeah.
Bir de şöyle bir durum var dostlar. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla, beni arayan dostlarımızın da anlattığı, sorduğu kadarıyla yem rasyonu deyince kafalar çok karışık. Bunun başlıca sebebi de bu kimya laboratuvarlarında yapılan karışım hazırlamak gibi rasyon, yem hazırlama videoları. Çok kafa karıştırıyor dostlar. Benim kanaatim bu tür videolar izlenme kaygısıyla hazırlanmış videolar. Her zaman söylüyorum, bu iş böyle, başta benim videolarım olmak üzere tabii ki dostlar, bu iş videolarla öğrenilecek işler değil. Tabii ki videoları seyredin. Genel anlamda bazı şeylerle alakalı bilgi sahibi edinin. Lakin bu işi en başta araştırmak, genel hatlarıyla bilgi edinmek istiyorsanız köylere gidin, ahırları gezin. Bu işi canlı canlı, bu işi yapanlardan öğrenin. Öğrenin ki orada canlı canlı sorun ki bu fazlasıyla kafa karışıklığına düşmeyin. Dostlar, gördüğünüz gibi an itibariyle bir ikizlerimiz daha oldu. Anne kuzularını kurularken ben de hemen tahta paletlerle pratik bir şekilde bir odacık daha hazırlayacağım. Tabii görüntülerde yok ama ben bu paletleri elime almadan önce kuzulara ilk müdahaleyi yaptım. Özellikle ikinci gelen kuzu tamamen annesinin içinden çıktığı zar içerisindeydi. Bayağı da ufakça bir kuzuydu. Belki müdahale etmemiş olsaydım, yani doğumda eğer veya hemen akabinde kuzuların başında olmamış olsaydım, belki de kuzuyu kaybedecektik. Evvelden de bahsediyordum ya arkadaşlar, yeri gelmişken işte canlı bir örnek olmuş oldu. Eğer koyunlar bir başlarına doğum yaparlarsa yahut doğumun hemen akabinde siz kuzuların başında olmazsanız kuzu kayıplarına maruz kalabilirsiniz. Dostlar, tekrar koyun yem rasyonuna dönecek olursak, hani biraz önce genel hatlarıyla bu işi öğrenmek için köy köy dolaşın demiştim ya, kendi koyunlarınıza yem vermek için ise özellikle koyunculuğu yapmak istediğiniz veya başladığınız yerde, bölgede koyunculuk yapan kişilerden sorup öğrenin. Bırakın bölgeyi, ilden ile bile, aynı bölge içerisindeki ilden ile bile merabe, hava şartları, rakımdan dolayı basınç faktörleri değiştiği için, basınç faktörleri diyorum, evet, hava basıncı faktörleri, bu dahi insanları nasıl etkiliyorsa hayvanları da etkiliyor. O yüzden koyun yem rasyonunu size en yakın başarılı olduğunu gördüğünüz koyunculardan sorarak öğrenin. Yani uzakta birisine sorarsanız oranın yağmuru, karı, mera durumu farklı olabilir. Onun söylemiş olduğu rasyon size uymayabilir. O yüzden üzerine basa basa söylüyorum ki bu yem rasyonunu, yani hayvana vereceğiniz yemi ve miktarını, sıklığını size en yakın koyuncudan, aynı ırk bakan koyuncudan öğrenin. Tabii dostlar, söylemiş olduğum bu şeyler benim kendi fikrim ve kanaatim olup teyide muhtaçtır. Yani sadece Emin Günsan böyle söyledi diye kalmayın.
mutlaka daha ayrıntılı bir şekilde araştırıp öğrenin. Ama bu araştırmayı gözünüzü seveyim, videolardan ziyade biraz zahmetli oluyor ama köy köy ahır ahır gezerek yapın lütfen. Yine bana sormak istediğiniz şeyler olursa dostlar yorumlara yazın. Yahut Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Bildiğim, öğrendiğim bir şey varsa memnuniyetle sizinle paylaşmaya hazırım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek videoma burada son veriyorum dostlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.